Hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün. Birbirinden değerli iki konuğumuz bizlere kıymetli vakitlerini ayırarak programımıza katılma nezaketinde bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk konuğumuz Demokrat Parti Genel Sekreteri Doçent Doktor Serhan Yücel. Hoş geldiniz Serhan Bey. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum herkese. Teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz ise Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Paralyalı. Hoş geldiniz Serdar Bey size. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Yani tabii siyasi durumlar da var ancak büyük ve yıkıcı bir deprem atlattık yani açıkçası. Ve hala sarsıntısı özellikle manevi yönden de geçmiş değil. 45 binin üzerinde resmi rakamlara göre vefat eden vatandaşımız var. Ve neredeyse 100 binin üzerinde de ne yazık ki yaralılar bulunuyor. Allah rahmet eylesin, yaralılara şifa ve yakınlarına da sabır diliyoruz. Öncelikle ben ilk sözü Serdar Bey'e vermek istiyorum. Serdar Bey, bu süreçte yaşanılan afette özellikle sizin görüşlerinizle genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Yani sosyal ve siyasi açıdan siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Yani öncelikle tabii orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Sabır dileyelim. Çok zor bir dönemden geçiyorlar. Çok büyük bir felaket. Ama bu felaket bize bazı şeyleri de gösterdi. Bir defa şu soruyu kendimize sormamız lazım. Yani orada bazı binalar yıkıldı, bazı binalar yıkılmadı. Öylesine deprem riski yüksek bir bölgede ki şehirlerimizde niçin o binaların inşaatı sırasında deprem yönetmeliklerine uyulmadı? Burada müteahhitlerden tutun, yerel yöneticilere ya da Ankara'daki merkezi hükümetin bürokratlarına, yetkililerine, siyasetçilerine düşen sorumluluklar niçin yerine getirilmedi? Bu işler niçin denetlenmedi, kontrol edilmedi? Bu soruyu kendimize sorup dürüstçe de cevap vermemiz lazım. İkincisi, depremin hemen sonrasında ortaya çıkan tabloda, o bölgeden yapılan yayınlarda ve bizim de o bölgeye giden arkadaşlarımızın, o arama kurtarma çalışmalarında görev alan arkadaşlarımızın bize anlattıklarından gördüğümüz, sonrasında sosyal medyadan gördüğümüz, devletin o depremdeki binalar gibi çöktüğü, işlevsiz kaldığı, adeta felç olduğu, hareket edemez hale geldiği. Bunun da aynı şekilde analizini çok doğru yapmak lazım. Ben ikisine de kısaca kendi analizimi yaparak değinmek istiyorum. Birincisi bence çok önemli. Ben yani diyebilirim ki hani siyasette değiştirmek istediğin bir tane şey varsa nedir derseniz, ben siyasetin finansman yapısının ve bu kirli finansmana dayalı siyasi sistemin değişmesini isterim. Çünkü hepimizin bildiği bir sır var. Türkiye'de siyasetin finansmanı kirli kaynaklardan, özellikle de inşaat rantından elde edilen kaynaklardan temin ediliyor. Dolayısıyla ve biz bunu değiştirmediğimiz sürece deprem yönetmeliğine uymayan binaların yapılmasına da engel olamayız. Siyasette bu yöntemi seçen kirli siyasetçilerin daha güçlü bir şekilde siyasi rekabette bulunmaları, alternatiflerini kısıtlamalarının önüne geçemeyiz. Yani bütün bu sistemin dayandığı finansman kaynağı maalesef bu yapı olduğu için yeri geliyor göz yumuluyor, yeri geliyor teşvik ediliyor. Ve işte bunun sonucu ne oluyor diye gözümüzle gördük bu sefer. Bir deprem olduğunda 50 bin tane can gidiyor. Dahası insanlar evlerini, akrabalarını, iş yerlerini, bütün hayat çalışıp biriktirdikleri birikimlerini kaybediyorlar. Ümitlerini kaybediyorlar. Hayatta kalanların da işi çok zor. Elbette hiç değilse bir tesellileri var hayatta kaldılar ama onların da bundan böyle çok büyük desteklere ihtiyacı olacak. Çok zor günler geçirecekler. Dolayısıyla birincisi işin bu tarafı.
İkincisi, niçin devlet adeta felç oldu da müdahale etmekte çok yetersiz kaldı, özellikle ilk günlerde? Bu da artık söylemekten dilimize yapıştı kaldı diyeceğim ama bütün yetkileri tek bir kişiye verirseniz, yani 85 milyonluk bir ülkenin işte 5 küsür milyon bürokratı olan bir devletin bütün yetkilerini tek elde toplarsanız ve onun da tamamen denetim ve kontrol dışı olduğu bir sistem yaratırsanız, o zaman orada hiç kimse yetki de kullanamaz, karar da alamaz, uygulayamaz da. Bunun örneklerini de gördük, değil mi? Yani Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından gördük ki aslında Türk Silahlı Kuvvetleri daha depremin ilk saatlerinde sahaya inip müdahale etmek için hazırlığını yapmıştı. Fakat inmedi çünkü Cumhurbaşkanı'ndan talimat geldi. Oysa biliyoruz ki aslında valilerin de bu talimatı verme imkanı ve yetkisi var. Çünkü sorumlu oldukları aslında millet olmaktan çıkmış, sadece kendilerinin patronu durumundaki Cumhurbaşkanı olmuş ve onun hoşuna gitmeyecek bir karar almaktan korkuyorlar, inisiyatif almaktan korkuyorlar, sorumluluk almaktan korkuyorlar. Sonuç ne oluyor? İnsanlar, depremden kurtulan insanlar ya da orada depremi duyup görüp koşup da oradaki insanlara yardım etmek için oraya giden insanlar, depremin altında kalmış, göçükte kalmış insanların seslerini duyuyorlar. Kurtarmak için, çaresizlik içinde çırpınıyorlar ama kurtaramıyorlar. Ekranlarda biz işte 100 saatte şu kurtarıldı, 150 saatte bu kurtarıldı, 200 saatte şu kurtarıldı, mucize oldu. Evet, bunları duyduk, çok güzel, ne güzel, onlar kurtarıldı. Ya kurtarılamayanlar ne oldu? 100 saat, 150 saat, 200 saat dayanıp da vefat edenler ne oldu? Onlar adeta işkence çektiler. Yazık, günah değil mi? Oysa bir de tabii koordinasyonsuzluk. Yani orada bölgede çalışan insanların bize aktardıklarından söylüyorum. Temel problem koordinasyonsuzluk. Ne demek koordinasyonsuzluk? Bir tarafta enkazın altında kalmış ama hala bize sesi ulaşan canlı insanlar var. Onların kurtarılması için gereken araç gereçler var. İşte kepçe, vinç vesaire. Onları kullanmayı bilen operatörlere ihtiyaç var. Öbür tarafta bunlar var ama nereye gideceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla birbirlerinden habersiz oldukları için bir sürü can yitirildi. Canlı insanlar dururken insanlar cenaze çıkarmanın peşinde koşmaya başladılar. Korkunç sahneler yaşandı. Dahası yozlaşmanın ve kirlenmenin artık herhalde doruk noktası. Böyle bir afette normalde vatandaşlarına yardım etmek için seferber olması gereken, bunun için kurulmuş olan, yüzyıldır bunun için çalışan Kızılay'ın böyle bir ortamda elinde stoklamış olduğu çadırları, konserve gıdaları, hatta dahası kan stoğunu sattığını öğrendik biz. Ve bunları depremzedelere yardım etmek isteyen sivil toplum örgütlerine ve özel sektör şirketlerine sattığını, böylelikle Kızılay'ın da adeta bir ticari bir işletme mantığına büründüğünü, yani asli kuruluş amacını, varoluş amacını unutup, göz ardı edip, para kazanma odaklı bir yapıya büründüğünü gördük. Bu tesadüf değil. Bu bugünkü rejimin, bugünkü sistemin ve onun tepesindeki kişinin bireysel tercihinin bir yansıması. Dolayısıyla bu konularda kendi kendimize çok dürüst olmamız lazım. O zaman şu geliyor, yani Serhan Hocam'ın çok vaktini alıyorum, özür dilerim. Estağfurullah, ne demek, zevkle dinliyoruz. O zaman şu geliyor, peki bu yapıyı nasıl değiştireceğiz? Yani siyasetin finansmanını nasıl değiştireceğiz ki artık inşaat yapan müteahhitlerden gayri meşru, gayri ahlaki, kayıt dışı yollardan temin edilen parayla siyasi rekabet yapılmasın. Bunu yapan siyasetçiler siyasette güç elde etmesin. Bunu nasıl sağlayacağız? Bir de tek elde toplanmış yetkiler yüzünden adeta felç olmuş devleti yeniden bir kurum olarak herkesin kendi görevini yaptığı, herkesin görev tanımının belli olduğu hiyerarşik bir düzen içerisinde liyakata dayalı bir terfi sisteminin olduğu kurumsal yapıyı, çalışan bir yapıyı, yani çağdaş bir devlet yapısını, dünyanın başarılı olmuş, iyi işleyen demokrasilerindeki çağdaş devlet yapısını Türkiye'de nasıl kuracağız? Burada da işte bu altılı masanın, Millet İttifakı'nın bir araya gelip bir yıl boyunca çalışıp ortaya koyduğu çalışmaların bence çok değerli olduğu ortaya çıkıyor. Yani niçin parlamenter sisteme geçmemiz lazım? Biz zaman zaman
eleştiri de aldık. Yani Türkiye'nin gündemi ekonomiyken, pandemiyken, işte Tayyip Erdoğan çıkmış köprülerden, barajlardan, yollardan, hastanelerden bahsederken siz niçin parlamenter sistem diye soyut bir kavramdan bahsediyorsunuz? Bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'nin yönetimi onunla ilgili. Türkiye iyi yönetilmediği zaman işte bu depremin de bize gösterdiği gibi ekonomide, sağlıkta, adalette, inşaatta her şey çöküyor. Dolayısıyla bu parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çok değerli. Ve bunu vaat eden Millet İttifakı da bana göre doğru bir yolda. Umuyorum ki kazanır. Ve bugüne kadar istişareyle ve mutabakatla üstelik de birbirinden çok farklı ideolojilere sahip partilerin müzakeresiyle, istişaresiyle, yani çok meşru ve doğru ve demokratik bir yöntemle üzerinde mutabık kalınan bu programları, bu ortak politikalar metninde yer alan konuları hayata geçirir. Ben inanıyorum ki onların hayata geçmesiyle Türkiye hakikaten zincirlerinden boşalacak, kendi potansiyelini ortaya koyacak. Her anlamda, ekonomiden sağlığa, çevreden tarıma, engellilerin durumundan, işte inşaat risklerine, hep her konuda bugün olduğundan çok 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 daha iyi bir noktada olacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Serhan Bey, Serdar Bey de bahsetti, ancak sizin de Maraş depremi ve bu olayların özellikle parti ve altılı masa tarafından nasıl göründüğünü merak ediyoruz. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü vatandaşların gözünde çok iyi bir portre çizilmedi yani bu konuda. Ne yazık ki ben de öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara şifa diliyorum. Tabii bir kısmı bu deprem sonrası engelli olduğu, onların da bu sıkıntılarını aşması için ek bir devlete ve hepimize, insanlara, herkese birey bazında da görevler düşüyor. Bunu elbette devlet enkazın altında kaldı. Bunu söyleyince siyaset falan yapmış olmuyoruz. Öyle yani, bir realiteyi ortaya koyuyoruz. İlk gün itibariyle depremden kısa bir süre sonra, yani ikinci deprem henüz olmadan, yani öğlen saatleriydi sanıyorum. Devletin yetkilileri ortada yokken normalde yetkili olması gereken birisi tahmin ediyorum ki dedi 190 bin kişi enkaz altında dedi. Birinci depremden sonra. Bu rakamı neye dayanarak söyledi? Bunları bilemiyorum. Ama ikinci depremden sonra, özellikle işte bir saat, bir buçukta olan depremden sonra bu sayının daha da artmış olduğu, tabii ki bunların hesaplarının daha da artmış olduğu ortada. Ve yıkılan binalara veya enkaz altında kalanlara şöyle bir baktığımızda, bölgeye gidenler olarak da bunu çok net de gördük. Açıklanan sayının çok daha yukarısında bir rakam olmasından endişe duyuyoruz. Yani 45 bin, tabii çok büyük bir rakam 45 binde. Yani 45 bin gibi bir rakam da çok büyük bir rakam. Tabii ki bunu da kabul ediyoruz ama ne yazık ki sayı bunun çok üstünde. En az 3-4 katı kadar bir cenazemizin aslında olduğunu biliyoruz, yani tahmin ediyoruz. Elbette bundan yaklaşık 3 yıl önce Elazığ depreminde 41 canımız gitti. 41. Bunun 1000 katının, açıklanan rakam 1000 katından daha fazla bir rakam. Belki de gerçekte bu rakamın, yani Elazığ depreminde ölenin 4000 katı kadar bir kaybımız oldu bu depremle birlikte. Biz tabii bunun yaralarına sarabilmek gerçekten de çok zor bir şey. Deprem parası olarak halkımızın, hepimizin bildiği vergiler aşağı yukarı 20 yılda, 23 yılda dolar bazında değerlendirdiğimizde 42 milyar dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Nerede bu para? Yok. Peki bu deprem yıkıcı, çok ekonomik açıdan çok büyük sıkıntılar doğurdu. Bunun maliyeti aşağı yukarı ne kadar? Tabii bu tam hesaplamak belki mümkün değil ama ekonomistler bunun 80 milyar ila 100 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyorlar.
Bu iyimser bir tahmin olduğunu söyleyenler de var. Bu 80 milyarlık bedelin iyimser bir tahmin olduğunu da söyleyenler var. Bizim elimizde buna ilişkin biriktirdiğimiz para nerede? Öyle biriktirdiğimiz para falan yok. Bunlar hatta bir AK Parti yetkilisi bu deprem paraları ne oldu diye sorulduğunda çok açık söylemişti. Bunları yol yaptık bu paraları, otoyol yaptık. Daha ne istiyorsunuz diye. Bir inşaat mantığı, inşaatla büyüme, inşaatla işte her tarafa yol yaptık mantığıyla. Halbuki devlete biz bugünlerde ihtiyaç duyarız. O enkazın altında 3 gün boyunca çıkarılmayı bekleyen, enkaz altından çıkarılmayı bekleyen binlerce insanımız orada enkaz altında kalarak, soğuktan donarak veya kurtarılmayı bekleyerek, kurtarılma çalışmaları geciktiği için, olmadığı için veya gecikme de değil olmadığı için hayatlarını kaybettiler. Şimdi bu açıdan baktığımızda yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Deprem oldu. 100 kişi eğer enkaz altında varsa, yani 100 kişi ölmemişse, enkaz altında 100 kişi ölmeden bekliyorlarsa, bunların %70'i aşağı yukarı %70'i 12 saat içinde kurtarılmak zorunda. 12 saat içinde. Olmazsa kalan 30'u üzerinde konuşacağız. O da olmazsa onun bir 12 saat daha geçtikten sonra onun yüzde işte 60'ı, 50'si, 40'ı diye oranlar birazcık daha azalmakla birlikte her 12 saatte bir yetişemediğiniz enkaz altındaki vatandaşlarınıza birer birer bunları kaybetmeye devam ediyorsunuz. Onun için 10. gün, 12. gün mucize diyerek kamuoyuna söylediğimiz aslında rakamlar ilk 12 saatte, 12. günde değildi, 12 saatte olsaydı binlerle, 10 binlerle, 30 binlerle belki ifade edilecek rakamlara ulaşacaktı. 99 depremini ben Ankara'daydım ama depremin olduğu gün Yalova'ya gitmiştim. O gün bir arkadaşım enkaz altındaydı. Enkaz altından 2 yaşındaki oğlunu ve kendisini ne yazık ki kaybetmiştik o depremde. O depremde gördük ki ilk günden daha, bakın ilk günden saat 7'de, deprem 3'te olmuştu. Saat, yani 3 saat, 4 saat sonra bütün Sakarya sokakları, Yalova sokakları polisle, askerle veya veya görevlilerle, yani kamu görevlileriyle, kurtarma çalışmalarıyla doluydu. İlk günden daha. Buna rağmen çok eleştirdik. Yani o zamanki dönemin iktidarını çok eleştirdik. Dedik ki yani nerede bu devlet dedik. Halbuki devlet polisiyle, askeriyle, görevlisiyle enkazı elinden geldiği ölçüde kaldırmaya çalışıyordu ve devletin yetkilileri, o dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a ve yine sadece bakanlar, başbakan düzeyinde değil, kamunun diğer görevlileri, mesela Kızılay gibi kurumlarda bölgede varlığını hissettirmişti. Buna rağmen çok eleştirmiştik. Daha sonra işte biliyorsunuz açıklanan rakam sanıyorum 17 bin civarında bir rakamdı. Şimdi burada biz tabii bu şeye geldiğimizde bu depremle ilgili konuşmaya devam edelim. Biz burada deprem bölgesinin 11 ilin, önce 10 ildi, daha sonra Elazığ'ın da dahil edilmesiyle 11 ile deprem bölgesi, afet bölgesi olarak ilan edilen, biz sadece depremde binalar yıkıldı ve bu binaların yerine sanki yenilerinin yapılınca bütün hayat normal şekilde devam edecek gibi bir algıyla karşılaştık ilk günden itibaren. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir ifadesi oldu. Bir yılda biz depremin bütün yaralarını saracağız. Nasıl saracağız? Herkesi evlerini yaparak ve kendi evlerinde oturmalarını sağlayarak. Şimdi iyi de sadece depremin yıkıntısı sadece bir binada değil ki, sağlıkta, eğitimde, asayişte, göç konusunda hem Suriyelilerin veya işte başkalarının göçü, hem de oradaki insanların büyük mesela Ankara'ya gelmesi gibi, kültüründe, tarihinde, kentleşmesinde, imar alanlarında gibi, yani birçok başlıkta bunları söyleyebiliriz ama daha hepsinden de belki önemlisi tarımda, sanayide ve hayvancılık alanlarında yeni bir organizasyonla, yeni bir bakış açısıyla
ve bu saydıklarım birbirine entegre olarak düşünülmediği sürece biz bu depremin yaralarını binaları yapmakla sarmayı düşünmek hakikaten büyük bir hata olur. Kaldı ki TOKİ diyoruz, TOKİ son 20 yılda AKP döneminde 1 milyon konut yapmakla övünüyor. Bu konut, 1 milyon konut dediklerinin içinde iş yerleri de var, lüks konutlar da var. Yani aşağı yukarı böyle bir TOKİ standartlarında, yani TOKİ dediğimiz işlemine göre veya deprem bölgesinde TOKİ konutları olarak adlandırdığımız konutlardan 20 yılda 700 bin civarında yapmış. Şimdi yıkılan bina ne kadar? Yıkılan bina ne kadar? Veya ne kadar konut üretmesi lazım? Bunun bir yılda yapılabilme ihtimali yok. Kaldı ki böyle bir ihtimal olsa, bu kadar binayı yapacak olsalar dahi, oranın şehirlerin dokusunu bozmadan, şehirlerin kültürünü, şehirlerin tarihi mirasını bozmadan bir yıl içinde böyle bir şehirleri tekrar yapıyorum demek büyük bir yine hata olur. Biz 4000 yıllık bir Hatay, Antakya kentinden konuşuyoruz. 4000 yıllık diyorum. Aslında 100 bin yıllık insanlık tarihinin ilk gününden beri olan, var olan bir şehirdir, bir kenttir Antakya. Yani aslında 100 bin yıllık bir kent bile diyebiliriz. Ama elimizdeki bütün belgeler, bilgiler dünyanın en eski şehirlerinden, en kadim kültürü olarak değerlendirilen Antakya'nın 4000 yıllık bir mazisinin kesin olarak olduğu müzelerde de, zaten Antakya'daki yıkılan müzelerde de bunların karşı ispatını görebiliyoruz. Peki ne yapacağız biz? 4000 yıllık bir kenti bir yılda tekrar yaşanabilir Antakya'yı kurduğumuzu iddia edeceğiz. Kurduğumuz sizin TOKİ kenti olur. Öyle Antakya falan olmaz. Burada kültürüyle, mirasıyla, kültür mirasıyla başla tabii. Oradaki bütün özelliklerini, alanın, bölgenin bütün özelliklerini oraya aktaracak yapısıyla ve bir belediye başkanının eline bir A4 kağıdı ve bir de kalem alıp, aha burada işte şehir bizim burada ya, burada değil de şimdi şuraya kuracağız şehri gibi, böyle çağ dışı, mantıksızca ve çok, gerçekten de hepimizi çok üzen, yakından üzen tabirlerle bu işe yaklaşıyor olmaları, birbiriyle entegre şekilde yapılması gereken, tabii eğitiminden kültürüne, sağlığından tarihine, tarımına, hayvancılığına ve sanayisine kadar bütün alanları bir bütün olarak değerlendirilip birbiriyle eşgüdümleyerek, yani ve senkronize bir şekilde yapılması gereken bu alanları böyle ayrı ayrı ben yaptım oldu diye düşünmek çok büyük bir hata olur. Bütün bu biraz önce saydığım sektörleri, başlıkları tek tek ele alabiliriz. Her biriyle ilgili bizim Demokrat Parti olarak çalışmalarımız da oldu. Deprem sonrası neler yapabiliriz? Nelerin ne şekilde yapılması lazım? Ama ne yazık ki daha depremin enkazının kaldırılması, ihaleleri, daha sonra o konutların ne zaman yapılacağı ve kimlerin tarafından yapılacağı, daha depremin 3. gününde, 4. gününde bu ihalelerin veriliyor olması ve belki de olağanüstü hal ilanının sadece bunu ihale açmadan doğrudan verilebilmesi için yapıldığına dair iddialar. Yani olağanüstü hal olmazsa normal bir yönetimde bunu normal ihale kanununa uygun olarak işte ihale açılacak falan, ama olağanüstü hal olursa istediğine verecek, ki bunu yapabilmek için olağanüstü hal ilan edildiği iddiaları var. Olağanüstü halde ilanından zaten bir gün sonra depremin daha enkaz altından insanlar çıkarılmayı beklerken yapılacak binaları veriyor olmak, o bunları da dağıtıyor olmak, firmalara bunların görüşmesini yapıp sen işte şu kadar bina yapacaksın, şu kadar karşılığında ücret alacaksın demek gerçekten de yönetim tarzını anlayabilmemiz için çok somut bir gösterge. Bu utanç verici bir şey, çok üzücü bir şey. Bunları konuşuyor olmak bile beni çok derinden etkiliyor, derinden yaralıyor. Ama ne yazık ki bu realiteyle, bu gerçekle karşı karşıyayız ve bunu aşabilmenin yolu siyasetin içinde. Bunu aşabilmenin yolu birebir siyasetle olacak bir şey. Serdar Başkanımız ifade etti biraz önce, çok konuya hakimiyetiyle, zaten çok önemli seçerek kullandığı cümlelerin başında şöyle bir şey dedi.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mantığı ülkeyi buraya getirdi. Yani yangına müdahale etmek için Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Bir devlet görevlisi diyor ki, bundan işte 3-5 ay önce, 6 ay önce, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı vermesiyle müdahaleyi yaptık ve yangını söndürdük. Ya böyle bir şey olabilir mi? Depremde insanlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, bu talimat gecikirse, ki gecikti, orada bir kamu görevlisi, yani şimdi ben orada kamu görevlisi olsam diyorum, bütün her şeyi hiçe sayarak, yani bu hukuku hiçe, yani bu olacak iş değil belki bu söylediklerim, bunları söylerken de bir hukuku uygulayacağını söyleyen ve hukukun üstünlüğüne derinden inanan bir insan olmama rağmen şunu söylüyorum. Yani orada enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Ben Cumhurbaşkanımızdan talimat bekleyeceğim. Ne talimatı derim? Yani en azından giderim oradaki o insanları kurtarabilmek için elimden gelen çabayı sarf ederim. Eğer bir mesela oradaki bir ordu komutanıysam, ki 2. Ordu biliyorsunuz Malatya'da, askeriyle, görevlisiyle anında müdahale edebilecek bir yapıya sahip. Efendim yok, biz Cumhurbaşkanımızdan talimat bekliyoruz. Bu ülke 1939'da Erzincan depremini yaşadı. Binlerce insan öldü. Bu yaşadığımız depremden daha büyük bir depremdi veya o ayarda bir depremdi. Depremin olduğu gün sadece Erzincan çevresi değil, ta uzaklardaki cezaevleri bile boşaltıldı. Bütün cezaevlerindeki çalışanlar, benim bu konuda yıllar önce yazdığım bir makale de var, çok ilginçtir. Yani affedersiniz, çalışanlar da şimdi cezaevindeki mahkumlar Erzincan'a gönderildi. Kurtarma çalışmalarında bulundular ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra hepsi cezaevine geri döndü. Kaç kişi geri dönmedi? Bir kişi. Kurtarma çalışmalarında vefat eden biri. Sonra af çıktı. Bu cezaevinden gidip kurtarma çalışmalarına katılan. Bakın, cezaevindeki mahkumları bile, bizim insanımız böyle bir insan. Yani cezaevindeki mahkum kurtarma çalışmasına gidiyor. Kurtarma çalışmaları bittikten sonra cezaevine bir fireyle geri dönüyor. O bir fire de orada öldüğü için geri dönemiyor. Şimdi burada efendim devlet zaten bu güvenliği almak zorunda. Bu depremde ne oldu? Kamuoyuna bir kısmıyla yansıdı. Cezaevinden insanlar kaçtı. Başka bir cezaevinden, başka bir ilin cezaevinde isyan çıktı. İnsanlar öldü. Şimdi o insanlara işte niye isyan çıkardılar falan da diyemeyiz. Yani bu güvenlik tamam, bunu devlet yapacak bir taraftan. Ama insanlar ailelerinin öldüğünü, ailelerin enkaz altında kaldığını haberleri çünkü görülüyor. Yani belli, yani çok büyük bir deprem olmuş. Burada cezaevinden çıkıp ailelerini kurtarmaya, yani bir gün, iki gün ben çocuğumu kurtaracağım, annemi kurtaracağım belki. Yok, siz çıkamaz. İsyan, bu isyanı haklı gördüğümden falan değil ama devletin yetersiz kaldığı, aciz kaldığı yerde devlet bu insanlara tedbir alamıyorsa veya başka bir cezaevinde insanlar kaçıyorsa ve bu kaçmalarının sonucunda uçaklara binip Ankara'ya geliyorlarsa, burada çok ciddi bir zafiyet vardır. Bu zafiyetin de önüne ancak devletin koyduğu kurallarla geçilmesi lazımken, ne yazık ki orada bir başıboşluk, bir düzensizlik, yağmacılık, her yerden bu yağma işlerinde ne yazık ki duyduk. Ve bu boyutlara kadar gelmesi gerçekten de devletin otoritesini, devletin zafiyetini bizlere açıktan göstermiştir. Bunun yolu, çözüm yolu öncelikli olarak kurumların, kuralların layıkıyla tekrar yerli yerine oturtulması. Hani Türkiye'de hep bir söz söylenir AKP'nin ilk gününden beri. Derler ki biz ezberleri bozduk. Halbuki Türkiye'nin ezberleri bozmaya değil, ezberleri hatırlamaya ihtiyacı var. Biz cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete, liyakata dair, kurum kültürlerine dair, kurum kültürü derken Kızılay'ından Sümer Bank'ına kadar, yargı kuruluşlarından üniversitelere kadar, eğitim kurumlarına kadar bütün kurumların ezberlerini hatırlaması lazım. Bu ezberlerde dediğim gibi hukukun üstünlüğünü, devletin adaletle yönetilmesi gerektiğine dair ezberler, bize bunları unutturdular.
Biz onunla tek bir adamın iki dudağın arasından çıkan talimatlarla ülkenin yönetilebileceğini, bu işlerin böyle olabileceğini zannettik. Halbuki bu ülke öyle büyük bir ülke, öyle gelenekleri olan bir ülke ki ve bu işin de farkına bundan 200 yıl önce varmışız, 230-220 yıl önce varmışız. Ta 1. Abdülhamit döneminden başlayan, 3. Selim'le devam eden, 2. Mahmut'la alevlenen, iyice büyüyen bir adımlar zinciri, Tanzimat'tan bu yana devletin tabii ki kanuni esası ve sonra 2. Meşrutiyet dönemlerinde de yaşadığımız Cumhuriyet öncesi dönemden bahsediyoruz. Devletin liyakatli kadrolar tarafından yönetilmesi, kurumsallaşmanın, kurumların yerli yerine oturması ve kişilerin inisiyatifiyle değil, o kurum kültürlerinin mantığıyla ve kanunla, hukukla, adaletle yönetilmesi mantığı bizde 200 yıl önce gelmeye başlamış ama ne yazık ki dönem dönem bazı kişiler, bazı gruplar, bazı oligarşik güçler veya bazı siyasi partiler bunun önüne set koymuşlar, bunun önüne engel olmuşlar. Dolayısıyla biz ne zaman hürriyetten, demokrasiden, hürriyetçi demokrasiden uzaklaşmışız, ne zaman adaletten, hukukun üstünlüğünden uzaklaşmışız, hukuk devletinden uzaklaşmışız, işte böyle bir kişinin peşinden, tek adam rejimlerinin peşinden gitmeye başlamışız ve bunun da sonucunda şimdi yaşadığımız ucubik bir sistem, hilkat garibesi bir sistemle karşı karşıya kalmışız. Tek bir yol var bu işten kurtulabilmenin, bu bozulan ezberlerimizi hukukun üstünlüğüne dair hürriyetçi demokrasiye karşı bozulan ezberlerimizi tekrar hatırlayıp Türkiye'yi bu yolda, bu çerçevede tekrar rayına oturtmak ve depremin etkilerini belki de atlatabilmek için biraz önce ifade ettiğim gibi bütün başlıklarda entegre bir şekilde, yani kentleşmesinden tarımına, hayvancılığından sanayisine kadar, turizmine kadar, asayişine kadar, göçü kontrol etmeye kadar bütün alanlarda ama birbirleriyle entegre edilmiş olarak, hatta birbirleriyle senkronize halinde bu işi çözmek gerekiyor. Ama bunun ön şartı, dediğim gibi, ön şartı, ilk şartı, olmazsa olmazı tek adam rejiminden, tek adam rejimi mantığından uzaklaşmak. Evet, aynen öyle. Yani hakikaten bu vesileyle de tek adam sisteminin enkazını gözler önüne serdi. Yani hakikaten Maraş depremi çok fazla maddi manevi, yani dersler çıkarmamız gereken hususiyetler barındırıyor. Allah bir daha yaşatmasın yani böyle durumları. Tabii şimdi diğer taraftan bu gündeme gelecek olursak aslında siyasi sarsıntılar da bir yandan almış başını gidiyor. Yani Serdar Bey, özellikle yani altılı masanın 5'e düşmesi, sonra tekrar 6'ya çıkması iktidar cenahında sizce nasıl karşılık bulmuştur? Yani ve vatandaşın nezdinde çok olumlu karşılanmadığı da açık, yani bu durum açıktı yani. Bu meyanda özellikle İYİ Parti'nin bir anda çıkması şaşırtıcı bir durum muydu? Siz ne düşünüyorsunuz yani bu konuda? Birkaç tane şey söylenebilir bence burada. Bir kere bence şunu gözden lütfen kaçırmayalım. Yani bu 6 tane parti birbirinden çok farklı partiler ve bir araya gelmelerinin çok 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 meşru, haklı bir gerekçesi var. Bugünkü seçim sistemi. Yani eğer biraz evvel Serhan Hoca'nın da anlattığı, benim de bahsetmeye çalıştığım bu tek adam rejiminden kurtulmak istiyorsak en başta bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmamız lazım. O da demek oluyor ki %50 artı 1 oy almamız lazım. O da demek oluyor ki ittifak yapmamız lazım. Çünkü iktidar partisi de dahil, 21 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan da dahil, hiç kimse bugün %50 artı 1 tek başına alamıyor. Dolayısıyla bir ittifak şarttı. Bu altılı masada, yani bugün Millet İttifakı adını alan 6 parti birbirinden çok farklı ideolojilerden geliyorlar, farklı geçmişleri sahipler, farklı tecrübeleri sahipler. Türkiye'nin geleceğine dair birbirinden ayrışan fikirleri var. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiler ve ortaya o 12 ay, 13 ay gibi bir süre içerisinde bence çok önemli, Türkiye'nin önümüzdeki 10-20 yılına kılavuz olacak dokümanlar ortaya çıkardılar ki
Altılı Masa'nın alt komisyonlarında Seren Hoca da görev yaptı. Dolayısıyla ona da teşekkür etmek lazım o çabalarından dolayı. İlk önce nasıl bir anayasa tahayyül ettiğimizi, düşündüğümüzü, arzuladığımızı altı parti istişare ederek, birbiriyle müzakere ederek ve mutabakatla ortaya koydular. Sonra bir geçiş, parlamenter sisteme geçişin nasıl olacağına dair ve de seçim kazanıldıktan sonra kurulacak olan hükümetin neler yapacağına dair 9 ana başlıktan oluşan ama işte 200 küsür sayfalık, 2200 maddelik çok bana göre kıymetli bir doküman ortaya çıkardılar. Bana göre bunlar bir kere bir anda böyle bir anlaşmazlık oldu diye göz ardı edilmemeli. Bunlar çok değerli katkılarıydı bu Millet İttifakı'nın. Ve şunu da hem size hem izleyicilerimize söylemek istiyorum. Yani ben o ortak politikalar mutabakat metnine baktığım zaman çok heyecanlandım. Ve bir an için dedim ki yani ya bu metinden gözümüzü kapatıp 10 tane sayfa seçsek ve onların gerçek olduğunu düşünsek. Sadece o bile bugünkü Türkiye'den çok daha güzel, çok daha iyimser bir Türkiye'yi bizim karşımıza çıkarıyor. O yüzden değerini unutmayalım, azaltmayalım, göz ardı etmeyelim. İlk söylemek istediğim bu. İkincisi, bu kadar birbirinden farklı partiler günün sonunda anlaşmazlık da yaşayabilirler. Asıl olan burada o anlaşmazlığı yaşadıktan sonra bir yolunu bulup yeniden mutabık kalabilmekti. Bugün itibariyle baktığımızda bu da sağlanabilmiş gözüküyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Yaklaşık 70 gün gibi bir zaman var. Adayın kararlaştırılması ki biliyorsunuz eleştirildi yani işte geç kaldı, şöyle oldu, böyle oldu falan ama işte bu hem bu deprem hem de şu son 72 saat bize bir şey gösterdi. Rahmetli Süleyman Demirel'in, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Siyasette Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süredir diye. Bunları biz yaşayarak bir kere daha tecrübe ettik. Neler neler oluyor, ne kadar kısa zaman içerisinde, şartlar nasıl değişebiliyor. Gitti dediğimiz seçim bir anda tamam geldi diyebiliyoruz. Bu ben biraz bunu futbola benzetiyorum. Yani futbolda da böyle maç gol atarsın, gol yersin falan. Bu olay da sanki yani Millet İttifakı'nın bir penaltı kaçırmasına benziyordu. Meral Hanım'ın mutabık kalmayarak ayrılmasıyla yani masadan kalkmak da doğru bir ifade bulmadığını kendisi söyledi bugün. Dolayısıyla öyle ifade etmek istemiyorum ama toplantıdan ayrılmasıyla ve kendisinin mutabık olmadığını en sert şekilde ifade etmesiyle bir anda ilk önce bir şaşkınlık olduğu moraller bozuldu falan ama orada bir şey oldu. Yani takip eden 24, 36, 48 saat içerisinde toplum çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Yani biz orada özellikle bugün büyük bir tepki vermeyen, sessiz bir şekilde seçimlerin gelmesini bekleyen seçmen kitlesinde bu ittifakın ne kadar aslında önemsendiğini ve seçimi kazanmak için bugün iktidarın değişmesini arzulayan seçmen kitlesinin bu birlikteliğe ne kadar değer verdiğini ve bu konuda ne kadar hassas olduğunu biz gördük. Belki böyle bir olay olmasaydı bunun tam anlamıyla farkına varamaya dahi bilirdik. O yüzden bir anlamda hani her işte bir hayır vardır. Belki bu işte de bir hayır var. Bu bize bir gösterge oldu ve belki bundan bir ders çıkartacağız. Dolayısıyla ama bugün itibariyle bakıldığında yani ben muhalif tarafta da şey iktidar tarafında da açıkçası bir moral bozukluğu gözlemliyorum. Buna mukabil Millet İttifakı tarafında hatta Millet İttifakı'nın içinde olmayan diğer siyasi partilerde bile muhalefetin seçimi kazanacağına dair heyecanın arttığını, ümidin arttığını, inancın arttığını gözlemliyorum. Dolayısıyla bugün olduğumuz nokta Millet İttifakı adına bence iyimser, olumlu bir nokta diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Serhan Bey, siz halen Demokrat Parti içinde aktif olarak görev yapmaktasınız. Yani
İyi Parti'nin bu durumu az önce Serdar Bey'e de sordum. Yani parti cenahını şaşırttı mı yoksa belli miydi dedirtti aslında. Yani Demokrat Parti bu süreçte demokrat ortak akıllı hareket eden çizgisini bence bozmadı. Demokrat Parti içinden sizin bu duruma bakışınız önemli bizce. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Evet, biz ilk baştan beri şunu söyledik. Bu uzun bir süreç, zor bir süreç. Birbirinden farklı altı siyasi partinin bir araya gelmesiyle başlatılan bir süreç. Yani bu altı parti şimdi iktidar medyasının bütün kanallarında altılı koalisyon diye, çünkü koalisyon dönemlerinde kötü atıf yapabilmek için belki de öyle algılanması isteniyor. Altılı koalisyon dedikleri, tabii bizim bugün Millet İttifakı olarak tekrar yolundan seçimlerde devam edecek bu Millet İttifakı 6 farklı siyasi partiden oluşmuş. Bu partilerden biri Adalet ve Kalkınma Partisi içinde görev yapan başbakanlık yapmış birisinin, bir kişinin partideki yanlışları dile getirmesiyle birlikte başlayan bir süreç sonucu doğmuş ve otoriter, baskıcı bir devlet mantığının, tek adam rejiminin karşısında filizlenmiş bir parti, Gelecek Partisi. Bunun aynı, hemen hemen aynı şartlarda bir başka Adalet ve Kalkınma Partisi ile Sayın Ali Babacan'ın kurmuş olduğu bir genel başkanlığında kurulmuş olan bir Deva Partisi. Dolayısıyla her iki partinin de itirazı aslında demokrasi taleplerini de beraberinde getirmiş. Üçüncü olarak bu altılı masa veya bugünkü adıyla, şimdiki adıyla Millet İttifakı'ndaki üçüncü parti Saadet Partisi, ki milli görüş geleneğinin temsilcisi. Milli görüş geleneğini yıllardan beri devam eden, süre gelen bir gelenek. Bir diğer parti, dördüncü parti, buradaki dördüncü parti ilk baştan beri bu ittifakın oluşmasında ön almış ve bu diğer partileri bir araya getirmiş. Cumhuriyet'in kurulmasından 8 gün önce kurulmuş. Yani 12 Eylül diye geçer ama aslında 12 Eylül değildir onun kuruluş tarihi, 21 Ekim'dir. 9 Eylül'de Atatürk bir parti kurulacağını halkçılık ilkesi esasında ifade eder ama partinin resmi kuruluşu 21 Ekim'dir. Neyse, kafa karışıklığına yol açmayalım. 1923 diyelim. 1923'te kurulmuş 100 yıllık bir parti. Cumhuriyet'in kurulmasından önce kurulmuş bir siyasi parti. Cumhuriyet'in ilkelerini Atatürk'ün genel başkanlık yaptığı bir parti. Kurucu genel başkanı olduğu bir parti. Beşinci olarak demokrat misyonun tek temsilcisi, gerçek temsilcisi Adnan Menderes gibi, veya şöyle söyleyelim, cumhurbaşkanları çıkarmış Celal Bayar gibi, rahmetli Süleyman Demirel gibi ve Turgut Özal gibi cumhurbaşkanları çıkarmış, Menderes Demirel ekolü olarak adlandırılan bir ekolden gelen, bugün de genç genel başkanı Gültekin Uysal'la yoluna devam eden Demokrat Misyonu Partisi. Hürriyetçi demokratlar da diyebiliriz tabii, biz kendimizi öyle de tanımlayabiliriz. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde demokratik itirazlarla yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş ve MHP tabanına daha çok hitap eden ve yöneticileri de daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir İyi Parti gerçeği. Yani altı farklı parti, bu altı farklı parti farklı eğilimleri temsil ediyor. Yani birisi MHP, birisi CHP eğilimi, birisi Milli Selamet Partisi, yani Milli Görüş, diğerleri AK Parti'ye itirazla doğan iki parti ve Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi çizgisinin devamı olarak bizler. Şimdi bu kadar farklı, yelpazenin farklı alanlarında bulunan partiler bir araya geldiler. İlk başta itirazları bu antidemokratik bakış açısına ve tek adam rejimine karşı bir araya gelme iradesiydi. Dedik ki, bu altı parti dedi ki, Türkiye bu şekilde yönetilemez. 21. yüzyılda 2020'lere gelmişiz ve böyle bir mantıkla ülkeyi yönetebilmek hem doğru değil hem de mümkün değil. Hem doğru değil hem mümkün değil.
bu otoriterleşme eğilimlerinin giderek artacağı da zaten belli. Zaten oraya da doğru gitmiş. Buradan bir an önce dönülmesi lazım. E peki buradan dönüş şu değil. Bir tane tek adam var ve bir tek adam rejimi var. Bu tek adam rejimini biz değiştireceğiz. Bu değil. E peki ne? Burada tek adam rejiminin nasıl değiştirileceği ve yerine neyin konulacağı? Asıl problem burada. Yani tek adam rejimi var. Tek adam kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu gitsin, 9 numaralı oyuncu çıkıyor, yerine 10 numaralı başka bir oyuncu girer. Değil. Yani onların tek adamı gitsin, bizim tek adamımız gelsin. Böyle bir mantığın üzerine kurmak, kurguyu bunun üzerine yapmak ilk baştan zaten kaybetmekle eşdeğer. Veya kazansak ne olacak ki? Yani kazansak bu şartlarda, yani onların tek adamı gitsin, bizim tek adamımız gelsin gibi bir bakış açısını eğer ortaya koyacaksak o zaman bunlar devam etsin. Yani biz rejime, mantığa, bu, daha doğrusu mantıksızlığa, bu hilkat garibesi rejime eğer değiştirmeye yönelik değil de sadece bunun uygulayıcısını değiştirmeye yönelik adım atıyorsak bize de yuh olsun. Gerçekten bize de yuh olsun, yani yazıklar olsun bize de. Peki ne olacak? Bu bir paket program gibi düşünmek lazım. Tek adam rejiminin en sonunda tek adamı değiştirecek. Yani tek adamı değiştirecek, en sonunda tek adamı değiştirecek derken rejimi tek adamın şahsıyla birlikte devirecek bir mantığı koymak. Bu da nasıl olacak? Önce dedik ki, önce belgeler. Bunu nasıl yapacağız? Hangi zemine oturtturacağız? İşte altılı masa ilk buradan başladı işe. İlk komisyonumuz bizim partimizi Sayın Bülent Şahinalp'in, ki çok tecrübeli bir bürokrattır, teknokrattır. Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli ekonomistlerden, ekonomi adamlarından biridir. Bülent Şahinalp'in bizim partimizden içinde bulunduğu bir komisyon göreve başladı. Bundan aşağı yukarı 16-17 ay önce çalışmalara başladı ve bu komisyon güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni isimli bir metni kamuoyuyla paylaştı. Bundan bir yıl önce 28 Şubat 2022 günü. 6 parti imzasını attı bunu, 6 partinin lideri. Bizim genel başkanımız Gültekin Uysal'ın da katılımıyla Ankara'da Bilkent Otel'de tanıtımı yapıldı. Dedik ki biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Ortaya koyulan irade bu. Tek adam rejimini şu kuralları getirerek ortadan kaldıracağız. Bitti mi? Hayır, kurallar bitmedi. Çünkü bu yeni dönemin, bizim dönemimizin güçlendirilmiş parlamenter sistemin çizdiği çerçevenin gerçekleşebilmesi için çok ciddi manada anayasa değişiklikleri olması lazım. İşte bunun içinde anayasa ve yasal reformlar komisyonu isimli yeni bir komisyon kuruldu. Partimizi ben temsil ettim orada. 6,5 ay, 7 ay süren bir çalışmanın sonucunda anayasanın 177 maddelik, anayasanın 84 maddesinde değişiklik öngören ve tamamen demokratik hukuk devletine yönelik, değişikliklerine yönelik yargı, yasamada, yürütmede, yargıda, idarede ve özellikle temel haklar ve özgürlükler bölümünde çok önemli değişiklikleri önerdik. Bunu da yaptık. Bunun da kitabını da hazırladık. Bunu da 28 Kasım 2022'de kamuoyuyla paylaştık. Bitti mi? Hayır, yine bitmedi. Partimizi temsilen yine Bülent Bey'in olduğu bir başka komisyon oluştu. Bu komisyonda ortak mutabakat metni dediğimiz bir metne imza attı ve 30 Ocak'ta da o açıklandı. Onda ne vardı? Onun içinde öncelikli olarak hem seçim beyannamesi olarak kullanılabilecek, Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak ama daha sonra hükümet programı olarak da kullanılabilecek bir ortak mutabakat belgesi alanlara yönelik, politika alanlarına yönelik dokuz farklı politika işleştik. Buradaki iddialarımız, yani seçim beyannamesi veya hükümet programı dediğimiz belgeyi, yüzün üzerinde somut öneri, program, proje ve hiçbiri vaat falan değil. Yani vaat şunları yapacağızla biter.
Burası öyle değil. Neyin ne şekilde yapılacağı ve niçin yapılacağı sorularının cevabı verilen bir belge. Zaten 30 Ocak günü hani bu ezberleri bozacağız falan diyen iktidar ve küçük ortağı var ya onlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Karşılarında iktidara tamamen hazırlanmış bir grubu, bir altılı masayı, Millet İttifakı'nı görünce gerçekten de şaşırdılar. Bitti mi? Bu belgeler kısmı tamam. Yani biz Türkiye'yi içine düştüğü bu enkazdan, girdaptan kurtarmanın yolu işte anayasa değişikliği olsun, parlamenter sistem mutabakat metni olsun, ortak politikalar metni olsun. Bunları hazırladık. Evet, bunlarla yöneteceğiz. Peki bunu kimle yapacağız? Tek adamları gitsin, bizim tek adam yapar değil. Bunları bir kadroyla yapmamız gerekiyor. Kadronun tarifi ne? Bizdeki bu kadronun tarifi, bu kadro bir kere bir, liyakat, ehliyet, konulara hakimiyet ve belki hepsinden de önemlisi ülke sevdasıyla ve ülkeyi tekrar bir yere getirebilme idealini taşıyan insanlar. İşte altılı masada Millet İttifakı liyakat derken bu özellikleri öne çıkarmış olacak. Liyakata dayalı sistemin tekrar gelmesiyle konunun hiç alakası olmayan birilerinin mesela AFAD'da bir daire başkanının konuyla ilgili hiçbir alakasının olmaması gibi bir şey bundan sonra asla söz konusu olamayacak. Çünkü onu oraya getirirken o ve onun benzeri kişileri o makamlara getirirken o görevi yapsın diye değil, arpalık gibi düşünüyorlar. Yani bizim adamımız, bizim partilimiz, bunu şurada şu makama getirelim. Hatta bir de şuradaki bir görev daha var. Oradan da alsın, oradan da ikinci maaşını alsın. Ha, yetmez ya, bu iyi çocuk. Bizim partiye de çok hizmeti oldu. Üçüncü olarak şurası 4, 5, 6, 11 yerden maaş alan insanlardan bahsediyoruz. Belgeli, Türkiye'nin önemli bir genel müdürü aylık maaşı 1 milyon 150 bin lira. 1 milyon 150 bin lira aylık bir ayda aldığı maaş. Bunun savunulabilir falan tarafı yok. Efendim bunlar işte şeyden, gelirden. Ya gelir dediğimiz şey sizin ne bileyim böyle bir kendi aile şirketi falan değil ki, devlete ait kurumun geliri. Bundan işte pay alıyormuş. Binde bilmem ne kadar, o kadar küçük gidiyor. Binde ile on binde, ama kurum büyük olunca, gelir büyük olunca siz o binde on binde yani yüz binde bire bile vermek, milyonda birini bile vermek ahlaken, hukuken mümkün değil. Yani ne demek devletin gelirlerinin yüzde değerlerle birilerine aktarmanız, böyle bir mantıksızlık mı olur? Bunun hep yollarının bulunduğunu kamuda ve 2 milyon 130 binken AKP iktidara geldiğinde bundan 21 yıl önce kamu görevlisinin toplam sayısı 2 milyon 130 bin iken 2 milyon 130 binken bunun içindeki asker sayısının da biraz azaldığını da söyleyelim. Oldukça azaldığını da söyleyelim. 2 milyon 130 binlik sayı şu anda 5 milyon 400 bine çıkmış durumda. Gerçi TÜİK veya rakamlara, devletin rakamlarına bakarsak 5 milyon 300 bin ama Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesine göre 5 milyon 400 bin. Emin olun ki ben Ankara'da görüyorum. Bunların en az 1 milyonu, en az 1 milyonu bankamatik memuru. En az 1 milyonu. Böyle bir yağma düzeni, böyle bir yağmalama sisteminden Türkiye'nin çıkma ihtimali yok. Dolayısıyla biz bu belgeleri hazırlarken, yani anayasa, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortak çalışma grubunun hazırladığı bu metinleri hazırlarken, bu belgeleri hazırlarken Türkiye'nin nasıl yönetilebileceğini, ikinci olarak hangi kadrolarla yönetileceğini ifade ettik. Cumhurbaşkanı seçilen kişi 30 saniye içinde eğer mesela Prag Büyükelçisi'ni değiştirmiyorsa, Prag Büyükelçisi'ni çok sembol bir isim olduğu için özellikle ifade ediyorum. Mesela TÜİK Başkanı'nı değiştirmiyorsa, mesela Diyanet İşleri Başkanı'nı değiştirmiyorsa, mesela Merkez Bankası'nı değiştirmiyorsa, bakanları zaten değiştirecek de 30 saniye içinde ilaveten valileri, rektörleri değiştirmiyorsa bu işin içinden çıkılamaz. Efendim siz zaten tek adam olmasın diyordunuz. İyi de tek adam rejimini tek adamla devirmeyeceğiz de liyakata dayalı sistemi kurabilmek bu insanlarla da olmayacak. Mevcut yöneticilerle olmayacak.
Cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesiyle görev süresi biten 711 üst düzey, çok üst düzey bürokrat var. Cumhurbaşkanının imzasıyla atanan yine 5000 civarında üst düzey sayabileceğimiz bürokrat var. Bunların tamamının 30 saniye içinde değişmesi lazım. Liyakatlı kadroların gelmesi. 30 saniye bakın. Efendim şimdi bugün özellikle sosyal medyada çok gördüm. İyi de işte bunların Cumhurbaşkanı acaba Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa partisinden istifa etmeyecektir. Etmeyecekmiş. Tabii etmeyecek. Ya tabii etmeyecek. Şimdiki sistemde, ya mevcut sistemde anayasaya göre efendim bakanları, müsteşarları işte şöyle olacak. Ya bir kere şimdiki sistemde bakanları Cumhurbaşkanı kabinesi olduğu için Cumhurbaşkanı atıyor. Parlamenter sisteme geçince elbette ki onun kuralları geçerli olacak. Ama bugün Cumhurbaşkanı seçildiği anda mevcut anayasa yürürlükte olduğundan, mevcut anayasaya göre atamaları yapması gerektiğinden Cumhurbaşkanı şunu diyemez. Ben partisiz, tarafsız bir cumhurbaşkanıyım. Milletvekillerinden, biz parlamenter sisteme geçeceğiz nasıl olsa, milletvekillerinden bakan yapıyorum. Yapamaz. Milletvekilliğiyle bakanlık bugün çelişiyor. Bizim parlamenter sistem mutabakat metnimiz yürürlüğe girdiğinde, anayasa değişikliği yürürlüğe girdiğinde, kabul edildiğinde, meclisten geçtiğinde evet o kurallar geçerli olacak. Ama şimdi mecburen bu geçiş sürecinde mevcut kuralları devam ettirmek zorundayız. Dolayısıyla mevcut kuralları devam ettireceğiz. Ama bu değişiklikler, anayasa değişikliği başta olmak üzere yapıldıktan sonra elbette ki bir parlamenter sisteme geçildikten sonra bu yine liyakata dayalı sistem, ilk başta, ilk günden itibaren oturtulan bu sistem yoluna parlamenter sistem olarak devam edecek. Yarın bir gün başka iktidar değişikliklerinde kötü niyetli iktidarların işbaşı yapması durumunda bile artık anayasanın bu maddeleri gereği, değiştirilen maddeleri gereği böyle bir tek adam rejimlerine yol açılmayacak. Bundan böyle ve bu geçiş süreci 2 yıl olur, 1 yıl olur, 3 yıl olur ama bu 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta başlayacak bir dönem, yeni bir dönem Türkiye'nin güzel yarınlarına, mutlu yarınlarına, milli gelirde, gayri safi milli hasılada zirve yaptığımız yıllara, depremin etkilerini sardığımız yıllara merhaba diyeceğiz 15 Mayıs'ta inşallah. Ve ondan sonra bu hukuki düzenlemelerle değişimi başlatmış olacağız. Özetle şunu söylüyorum. Biz bir sistem değişikliği öneriyoruz. Bunun da belli aşamaları var. Belge aşaması, yani metinler, hukuki metinler, anayasa başta olmak üzere hukuki metinler aşaması. 2, bunu hangi kadroyla, hangi ekiple yapacağımız işi. 3, bu işe önderlik edecek, bu işe kaptanlık edecek bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı yardımcıları. İşte bizim genel başkanımızın da cumhurbaşkanı yardımcısı olmasıyla biz demokrat misyonun farkını kamuoyuna tekrar göstereceğiz. Belki çeyrek asır sonra, çeyrek asırdan da fazla oldu, demokrat misyonu tekrar 30 yıl aradan sonra demokrat misyonu tekrar kamuoyunda hatırlamasını ve demokrat misyonu özlediği insanımızın, milletimizin özlediği demokrat misyonu tekrar halkımızla, milletimizle bir araya getirmiş olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu konuda çok kapsamlı konuştunuz. Yani çok uzattım da, özür dilerim öyleyse. Estağfurullah, o anlamda değil. Yani gerçekten olması gereken, zaten soracaktım aslında, çok önemli hususlar bunlar. Zaten vaktimizin de sonuna geliyoruz. Ben Serdar Bey'e şunu sormak istiyorum. Serdar Bey, şimdi ülkemiz için tabii demokrasiye ve demokratlara hasret kaldığını söyleyebiliriz. Yani yıllardan beri. Yani insanlar artık bir çare arıyor. Yol arıyor. Nasıl bir yol izlenmeli? Yani bu tablo sizce beklentileri karşılar mı? Neticede sandık kırılıyor. Dolayısıyla seçmenler tercihini yapacak. Yani bu onların beklentilerini karşılar mı? Birazcık demokrasi kendim ettim, kendim buldum rejimi. Yani dolayısıyla oradaki tercih çok önemli. Yani burada karar verecek olan seçmenler. Tabii
Ümit edelim. Bugüne kadar işaretlerini gördüğümüz, uygulamalarını gördüğümüz hukuk dışı yollara, demokrasi dışı yollara tevezzül edilmesin, bu tür yollar denenmesin. Yani bizim 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da yaşadığımız bir tecrübe var. Yani çok saçma sapan bir gerekçeyle, yani aynı zarfın içerisinde 4 tane pusula giriyor. 3 tanesini kabul etti Yüksek Seçim Kurulu, bir tanesini etmedi. Önümüzde hala çok önemli sorular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre aday olamaması gibi bir durum var. Bununla ilgili süreç ne olacak? Yapılacak olan hukuki itirazlar nasıl cevaplanacak? Dolayısıyla çok daha henüz belirsiz konular var. Ama şunu görüyoruz, yani iktidarların da biraz insan ömrü gibi, işte doğuyorlar, büyüyorlar, güçleniyorlar, yaşlanıyorlar. Hadi ölüyorlar demeyelim ama değişiyorlar. Dolayısıyla bir Türkiye'de bir yani şöyle birkaç tane rakama bakalım. Yani 2018 seçimlerinde oy kullanmış seçmenlerden yaklaşık 1,5 milyon tanesi vefat etmiş. Onlar bugün aramızda yok, oy kullanmayacaklar. O gün yaşı tutmadığı için oy kullanamayıp da bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan seçmen sayısı 6,5 milyon civarında. Dolayısıyla Türkiye bir kabuk değiştiriyor. Bu dinamik bir süreç. Türkiye üstelik de siyasi sistemin değişim mekanizmaları da kilitli. Yani işte bugüne kadar gördüğümüz seçim barajı, hazine yardımı, siyasi partiler kanunu, işte milletvekili seçimlerinde kimin hangi bölgede ne kadar milletvekili çıkaracağının hesaplanmasında kullanılan don sistemi. Bütün bunlar bazı haksızlıklar da yani siyasi rekabetin önünde haksız durumlar da ortaya koyuyor. Ben size bir tane örnek vereyim. Mesela 2018 seçimlerinde İzmir'deki milletvekili ve oy sayılarına bakın. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de 86 bin oy almış milletvekili başına, yani 14 tane milletvekili çıkartmış. Toplam aldığı oya baktığınız zaman milletvekili başına 86 bin oy almış. Mesela İyi Parti'ye baktığınız zaman milletvekili başına 156 bin oy almış. Neredeyse iki katı. Yani aynı oyu alarak CHP 3 tane milletvekili çıkartırken İyi Parti 2 tane çıkartmış. Türkiye geneline baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye genelinde milletvekili başına 12 bin küsur oy almış. Türkiye genelinde milletvekili başına İyi Parti 96 bin oy almış. 96 bin küsur, neredeyse 97 bin. HDP'ye baktığınız zaman milletvekili başına 80 bin oy almış. Şimdi aynı sayıyla farklı sayıda milletvekili kazanıyorsunuz. Böyle de bir haksız da bir sistem söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları aşıp bu seçimi kazanmanın bence önemli unsurlarından bir tanesi de Sağran Hocam'ın da üyesi olduğu seçim işbirliği komisyonu olacak. Çünkü bu üstelik de geçen yıl hükümetin yaptığı seçim kanunu değişikliği, ki belki Sağran Hoca biraz ondan da bahseder. Tamamen ve tamamen geçen seçimi kazanmış olan Cumhur İttifakı'nın bu seçimi de kazanabilmesi için daha az oy aldığı halde daha fazla milletvekili çıkartabilmesi için düşünüp taşınıp kurduğu bir sistem. Şimdi muhalefetin buna bir karşı atak geliştirmesi gerekiyor. Bunun yöntemlerinden bir tanesi ortak liste olabilir. Bunlar mutlaka ki müzakere edilecek, konuşulacak ama en nihayetinde kalan kısa süreyi iyi değerlendirirsek, sağduyulu, özverili, istişare ve mutabakatla işbirliği yapmaya devam edersek, ben inanıyorum ki sonucu iyi olacak. Ben bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi ama Serhan Hoca da belki tamamlar. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzeldi, karşıladı yani. Benim aslında Serhan Bey'e sormak istediğim şöyle bir soru var. Şimdi özellikle bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Demokrat Parti içinde nasıl karşılık buldu? Ve yani nasıl diyeyim?
ve içinde Demokrat Parti'nin de bulunduğu, yani aslında bunun da cevabı verildi. Biraz geriye doğru gidersek bir Millet İttifakı söz konusu. Bu ittifak iktidara geldiğinde gerçekten bir demokrasi ortamı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ayrıca şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Şu an iktidar cenahına oy veren ve kararsız olan bir sürü insan var. Yani hani nasıl yapsak? Şu an Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belki biraz tereddütlere, insanların hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına bir iktidara gelme süreci gibi görüyorlar. Hani bilmiyorlar. Çünkü bilmedikleri için özellikle bu dediğim gibi iktidar cenahının seçmeni. Hani biraz daha böyle bir çok fazla bu işlerde bilgisi olmayan kişilere diyeyim daha doğrusu. Böyle görüyorlar. Yani bu tablo hakkında siz ne diyeceksiniz genel olarak? Evet, öncelikle görev aslında bize düşüyor, anlatacağız. Yani neyin ne Evet. olduğunu anlatacağız. Çünkü burada biz bütün yetkileri olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devredeceğiz. Sanki Tayyip Erdoğan çıkacak, onun yerine bu tek adam rejimini devam ettirecek. Kendi adamlarıyla, kendi kafasındaki mantığıyla verecek. Yine talimatlar verecek, diyecek ki Tayyip Erdoğan'dan alıştığımız gibi sanki. Diyecek ki işte filanca yerde orman yangını var, müdahale edin. Demezse orman yanacak, bitecek, kül olacak. Böyle bir durumun olmayacağını ifade ettik biraz önce. Peki liyakata dayalı dediğimiz hukukun üstünlüğü, hukukla yönetimi den kastettik. Akıla dayalı, bilime dayalı bir yönetim tarzını, demokrasiye dayalı bir yönetim tarzını oluşturmak bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay değil elbette, ama bunun bütün adımları bugünden atıldı. Bütün ön hazırlıkları yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan rakibini pimpon masasında, masa tenisi başında ister. Birebir de yenebilmek için. Çünkü o öyle ona şartlanmış ve karşıdaki rakip ne olursa olsun CHP zihniyetine bağlıdır. CHP'lidir o. CHP'nin 1940'larda yaptıklarının bir ürünüdür, devamıdır. İşte onu öyle düşünüyordur. Hep öyle der. Karşısındaki kim olursa olsun ve milletin bu genetik kodları üzerinde böyle bir ayrıştırmaya giderek onlara oy vermeyen nasıl olsa bendendir mantığını işletti bugüne kadar. Halbuki 2019 seçimlerinde bunun böyle olmadığı, tam tersini Tayyip Erdoğan'ın devam mı yoksa bu rejimden, bu mantıktan uzaklaşalım mı oylandı. Büyük şehirler başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük bir ders verildi. Gelelim bizim CHP ile ittifakımıza. Millet İttifakı'nda CHP'de içinde, biz de içindeyiz. Biraz önce saydım partileri tek tek. Saadet Partisi de içinde. Ne bileyim, Gelecek Partisi, Deva Partisi de veya MHP'den kopup gelen İyi Parti de bunun içinde. Böyle farklı altı partiden söz ediyoruz. Bu bir koalisyon değil, bir ittifak, adı üstünde seçim ittifakı. Seçim ittifakından sonra bu nereye evrilecek? Artık seçimler den sonra Türkiye'deki mevcut sistem, biz değiştirene kadar, mecburen anayasa çünkü bu halde, biz değiştirene kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen hilkat garibesi bir sistem. Peki bu sistemde tek adam rejimini nasıl törpüleyeceğiz? İşte bunu Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ve hukukla ancak biraz bu geçiş sürecini bu şekilde bu değişimi bununla başlamış olacağız. Peki bunu niye Kemal Kılıçdaroğlu ilk günden beri gösterdiği performansla uzlaştırıcı, barıştırıcı, birleştirici tutumla bunu yapabileceğini zaten herkese gösterdi. Bir. İkincisi, bizim Demokrat Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl bir araya geldiniz diye soruyorlar. Bunu tarihsel süreçler içine bir bakalım. Bundan 30 yıl önceye gidelim isterseniz. Veya bundan 10 yıl önceye, 9 yıl önceye gidelim. CHP ile biz bir hatalı bir isim veya hatalı bir seçim kampanyasında bir araya geldik. Ekmelettin İhsanoğlu kampanyası. Bugünden 30 yıl önceye gidelim. DYP-SHP koalisyonu, rahmetli Süleyman Demirel'in başbakan olduğu, Erdal İnönü'nün, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün başbakan yardımcısı olarak hükümete katıldığı ve 4 yılda o uzlaşmanın, o barışmanın, farklı iki partinin, biri merkez sağ, biri merkez sol iki partinin bir arada Türkiye'yi nasıl iyi yönettiğini hep birlikte gördük.
Hep birlikte gördük. 1991-95 yılları arasında ve o hükümet döneminde rahmetli Süleyman Demirel, bizim önderimiz, liderimiz, Cumhurbaşkanlığına 1993 yılında biliyorsunuz seçilmişti SHP'nin desteğiyle. Ondan da bir 30 yıl önceye gidelim, 30-32 yıl önceye gidelim. 1961, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes 17 Eylül'de idam edilmiş 61'de. Bir gün önce 16 Eylül'de Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilmiş. Yassıada zulmü Kayseri'de devam ediyor, Kayseri cezaevinde. Demokratlar Kayseri'de zindanda. Ve içeriden Adalet Partisi'ni desteklediklerini, başta Celal Bayar olmak üzere, demokratlar haykırıyor. Adalet Partisi belli bir oy oranına, 36.8'e ulaşıyor. Ama birinci parti değil tabii ki. İkinci parti CHP, birinci parti. İdamlardan bir ay sonra, bakın idamlardan bir ay sonra Adalet Partisi İsmet İnönü'nün başkanlığında, başbakanlığındaki hükümete giriyor. Bizim misyonumuz oradan devam ediyor. Adalet Partisi kim? Demokrat Parti'nin devamı. İdamlardan bir ay sonra, bugün hani hep diyoruz ya, Menderes'i astı. Yani bu tarihi bilmemek bu. Yani 27 Mayıs darbesinin unsurlarına her biriyle, bütün bakış açılarıyla çok genişten baktığımızda, darbenin gerekçeleri, darbenin arkasındaki güçler, en azından görüneni söyleyelim sadece. Sadece görüneni söyleyelim. Radyoda bildiriyi okuyan Alparslan Türkeş. Bunun ötesi yok. Ama geçtiğimiz yıllarda Yassıada'yı, bu yine inşaat yapıyoruz mantığıyla ne hale getirdiklerini gördük. AKP'nin oranın açılışına, orada 5 yıldızlı bir kumarhane açarcasına, ki öyle oradaki yaptıkları otel, oranın açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın götürdüğü kişi MHP'nin şu andaki genel başkanı. Böyle bir şey olamaz. Ondan sonra bize diyecekler ki siz CHP, evet biz Adalet Partisi olarak 61 yılında idamlardan bir ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığında, İsmet İnönü'nün başkanlığında hükümete girdik. Ondan da 30 yıl önceye gidelim. Celal Bayar CHP'nin iktisat vekili, Adnan Menderes CHP'nin milletvekili. Tamam, tek parti dönemi falan ama o kültür de onun içinde yetişmiş. Biz neticede Türkiye'nin menfaatleri için CHP ile bundan önce 3 defa bir araya geldik. Bundan sonra gerekirse 5 defa daha bir araya geliriz. Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'deki demokrasi için, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti şartlarını yerine getirmek için biz CHP ile bugüne kadar 3 defa bir araya geldik. Bundan sonra da tekrar ediyorum, 5 defa gerekirse bir araya geliriz. Ama bu ne bizi CHP'li yapar, ne de onları Demokrat Partili yapar. Biz demokratız. Biz hürriyetçi demokratız. Kendimize güveniyoruz. Ha, kendinden korkan birileri varsa biz ittifak yaptığımızda değişiriz diye, onların problemi. Yani AK Parti eğer öyle bir endişesi varsa, biz bu MHP ile ittifak yaptık, biz MHP'lileştik. Veya MHP'nin öyle bir korkusu varsa, biz AKP ile ittifak yaptık, tamamen unuttuk milliyetçiliği falan. Sinan Ateş'in arkasından bir kendi ülke ocakları başkanımızın arkasından bir taziye mesajı bile yayınlamadık. Ne hale düştük, ne kadar kötü bir durumdayız, bunun farkında olmazsanız sağa sola saldırırsınız. Dersiniz ki siz niye CHP ile birliktesiniz diye. Evet, biz CHP ile bugün birlikte olabiliriz. Yarın bir gün başka bir siyasi partiyle Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bir arada olabiliriz. Biz kendimize güveniyoruz. Çok kısa bir süre sonra demokrat misyonun bu seçimlerden sonra nasıl tekrar ayağa kalktığını, nasıl aslan hani yattığı yerden belli olurmuş ve yiğit de nereden belli olurmuş? Düştüğü yerden ayağa kalkarmış. Biz Türk siyasetinde Demokrat Parti'yi 14 Mayıs'ta iktidara geldiği gün tekrar o seçimlerden 73 yıl sonra aynı gün, ama aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı şevkle ve yine inanmış kadrolarla, demokrat kadrolarla inşallah demokrat misyonu 14 Mayıs'tan itibaren ayağa kaldıracağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli mevzular bunlar. Konuşulması gerekiyor. Çünkü insanların bunları dinlemeye ve öğrenmeye, yani öğrenmeye açık insanların bunları öğrenmeye ihtiyacı var.
Evet, vaktimizin de sonuna geldik. Konuklarımıza hem bize vakit ayırdıkları hem de değerli görüşlerini bizimle paylaştıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak hakikaten halkın ihtiyacını karşılayacak olan şey yani demokrasidir. Demokrasi ortamı olmadan meşru bir zeminden söz edilemez. Bugüne kadar özellikle demokratlar birçok bedeller ödedi. Sırf vatan millet için. Yani hani beka meselesinden söz ediyorlar ya. Devletin bekası diye. Devletin bekası adına bedeller ödenmiştir zaten. Ve o bedelleri demokratlar da ödemiştir. Demokratlar ödemiştir sadece. Yani tarih buna şahittir. O yüzden bu zor süreçlerde sona ersin diye temenni ediyoruz. Çünkü siyaset ortamı insanları şaşırtabiliyor. Bizim için önemli olan milletimize en gerekli ve elzem olan hususiyet, demokrasi, ortak akıl, meşveret ve hukuk ekseninde meşru ve hür bir zemindir. Aslında demokratları şaha kaldıran, hakiki demokrat olan son olarak Bediüzzaman Said Nursi'nin şu sözünü buraya eklemek istiyorum. Diyor ki, Asya'nın ve alem-i İslam'ın istikbalde terakkisinin birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve talii ve taht ve baht-ı İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şuradır. Ve şöyle devam ediyor, demokratların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşallah demokratlar istibdadı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet şer'iye vesile olacaklar. Yaşasın meşrutiyeti meşrua, sağ olsun hakikati şeriat terbiyesinden tam ders alan neyi hürriyet diye sözlerini tamamlıyor. Biz de programımızın sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. Thank you.